mevzular, hani rolünüz diyeyim. Burada iki tane size kaynaktan 15 Temmuz'dan evvel bilgi geldiğini ben okuduklarından tespit edebildim. Bir tane zaten meşhur Dugin olayı. Dugin geliyor size, 14 Temmuz'da sanırım bir gün evvel geliyor Rusya'dan. Ve diyor ki işte bir hareketlilik tespit ettik. Bunu hükümete söyleyeceğiz. Siz de söyleyin diyorsunuz hatta yanılmıyorsam. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de görüşüyor. Hükümette Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla görüşüyor, danışmanlarıyla görüşüyor. Siz de diyorsunuz ki yani herkes biliyor bunu, MİT mi bilmez? İkincisi de Atilla Uğur gelmiş size söylemiş sizin dediğinize göre. Yaşta Temmuz sonunda FETÖ darbesi bekleniyor diye. Siz de demişsiniz ki işte Yeni Şafak'ta röportaj durumu var. Orada da bunu söyleyin yetkili yerlere gitsin diye. Evet, bunların hepsi doğru. Dugin olayı şöyle, ben bunu söyleyeceğim demedi. Dedi ki biz Türk ordusu içinde bir hareketlilik görüyoruz dedi. Dedim o zaman bugün görüşüyorsun mutlaka. Hem danışmanlarına Tayyip Erdoğan'ın, çünkü Tayyip Erdoğan'la görüşme ihtimali de vardı. Hem Binali Yıldırım Başbakan, ona söyle, onu da görüşecekti. Hem de Melih Gökçek Ankara Belediye Başkanı'na söyle dedi. Sonra Melih Gökçek oldu mu? Bölmemişsiniz de niçin Melih Gökçek? Alakasız bir isim gibi bu üçünün arasında. Ankara'ya geldi, belediye başkanı olduğu için onunla da yani şeyde görüşme takviminde o da vardı. Niçin Melih Gökçek onu bilmiyorum ama başbakanla görüştü. Ondan sonra daha doğrusu randevuları da biz aldık. Başbakanla görüştü. Sayın Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarıyla görüştü. Hatta o danışmanlarıyla görüşsün belki Sayın Tayyip Erdoğan da onu kabul eder demişlerdi. Bir de Melih Gökçek ile randevu istemişti. Üçüyle de görüştü. Ve Dugin istiyor randevuyu Melih Gökçek'ten. Tabii yani öyle bir program yapmışlar ki Ankara'ya gelmişken belediye başkanını, başbakanı ve cumhurbaşkanının danışmanlarını görmek istedi, görüşmek istedi. Ve ben de kendisine dedim ki o zaman dedim bu bilgiyi yalnız bize verme, onlara da ver dedim. Akşam beraber yemek yedik Dugin'le ve akşam da evet dedi, hepsine söyledim dedi. Atilla Uğur komutanımız. O da geldi dedi ki şeyden evvel yani Yüksek Askeri Şura toplantısından önce bir FETÖ darbesi olacak dedi. Çünkü yaşta dedi bunlar tasfiye ediyorlar ve